Eğitim Hanem kanalından arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sosyal psikolojinin ünite sorularını çözdüm. 40 soruluk bir video oldu. Umarım çok beğenirsiniz. O zaman hemen sorularımıza başlayalım. İyi seyirler diliyorum size. Arkadaşlar sosyal psikoloji ünite sorularını bu videoda çözeceğim. Bu videoyu 40 soruluk bir video yapacağım. İlk e, yani blok halinde yapacağım. Ayrı ayrı 20 sorudan oluşacak. E, o yüzden hemen birinci sorudan başlayıp 20. Soruya kadar devam edelim. Sonra başka bir 20. Soruyla blok uygulamayla videomuzu bitirmiş olacağız. Birinci sorumuz, insanın duygusal davranışlar ve bilişsel yapısını belirlemede etkili olan özelliklerin zamanla tutarlı ve dengeli hale gelmesi sonucu oluşan bireysel kimliğe ne denir? Cevap, kişiliktir. İkinci soru, belirli amaçları gerçekleştirmek için karşılıklı ilişki ve etkileşim içinde olan insanların oluşturduğu sosyal yapıya ne ad verilir? Cevabımız sosyal gruptur. Üçüncü soru. Grubun herhangi bir biriminde meydana gelen değişimlerin grup üyeleri üzerinde ve grubun yapısına meydana getirdiği etki ve tepkilerin bütünlüğüne ne denir? Cevabımız grup dinamiğidir. Dördüncü soru bir kişinin sosyal sistem içinde işgal ettiği yer, pozisyon ve mevki bununla ilgili hak ve görevleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız statüdür. Beşinci soru başkalarını etkileyebilme kapasitesi ne denir? Cevabımız güç. Altıncı soru her çeşit gerçek bilgi ve değerlendirmelerden yoksun olarak üretilen olumsuz tutuma ne denir? Cevap önyargı. Yedinci soru, kurum ya da işletmelerde çalışanların davranışlarını ve kaynakların kullanımına kontrol edici ve etkileyici yasal güce ne denir? Cevabımız yetki. Başka insanlar vasıtasıyla iş görme, iş görme sürecine ne ad verilir? Cevabına yönetim. Dokuzuncu soru, yaşanılan tecrübelerden anahtar kavram başarılı ya da başarısız kaynaklanan davranışlarda meydana gelen oldukça gözlenebilen kalıcı değişimlere ne denir? Cevabımız öğrenmedir. Öğrendikçe de hayat tecrübesi başarılı veya başarısız oluruz arkadaşlar. 10. soru kendilerine yasal olarak verilen yetki sayesinde aynı zamanda sorumlulukla üstlenen mevcut olan kuralları uygulayarak işlerin düzenli bir şekilde örgütsel amaçlar doğrultusunda yürümesini sağlayan kişilere ne denir? Cevabımız yönetici. 11. soru bireyin grup içindeki etkileşimlerini ve bu etkileşimlerin psikolojik nedenlerini sistematik olarak inceleyen bilim dalına ne denir? Cevabımız sosyal psikoloji. Toplumun oluşum, işleyiş ve gelişim yasalarını inceleyen sosyal bilim aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız sosyoloji. 13. soru: Bireysel davranışları ve bunların süreçlerini algılama, yargılama, düşünme, motive etme, tutum oluşumu ve nedenlerini inceleyen bilim dalına ne denir? Cevabımız davranış bilimleri. 14. soru aşağıdakilerden hangisi davranış bilimlerinin temel felsefesidir? Cevabımız insan ve insan davranışlarını anlamak. 15. soru insanın kökenini, biyolojik yapısını, somatik özelliklerini, kültürel belirtilerini, toplumsal davranışlarını konu edinen ve bunları kendine özgü yöntemleriyle inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisi? Cevabımız antropolojidir arkadaşlar. İnsanın kökenini ve biyolojisini araştıran somatik özellikler antropoloji ile inceleyen bilim dalıdır. Unutmayalım. Bireylerde davranış değişikliği yaratarak onları grup ve topluma yararlı hale getirme sürecine ne denir? Eğitimdir, değil mi? Her gün çocuklar okula gidiyor, üniversite eğitimini alıyor. İnsan öğrendikçe öğrendikçe eğitimle bir süreç haline gelir. 17. soru kurum, kurum kuruluş ve işletmelerin amaçlarına uygun olarak mevcut bütün kaynakların nasıl kullanılacağını ve bunların yapılarını inceleyen bilim dalı. Kurum ve kuruluşların işletmelerin burada yönetimini soruyor arkadaşlar. Cevabımız yönetim bilimiymiş. 18. soru Aşağıdakilerden hangisi sosyal psikoloji ile ilişkili bilim dallarından biri değildir? Cevabımız fiziktir arkadaşlar. Genel olarak grupları, örgütleri ve toplumların nasıl örgütlendiğini, nasıl görevlerini yerine getirdiklerini ve nasıl değişip geliştirdiklerini inceleme alanı olarak seçen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Sosyal antropolojidir arkadaşlar. Anahtar kavramları burada hemen bakalım. Genel olarak grupları, örgütleri ve toplumun nasıl örgütlendiğini yöneten bir bilim dalıdır sosyal antropoloji. Ve sonuncu vize sorumuz 20. sorumuz. Aşağıdaki akımlardan hangisi sosyal psikolojinin modern bir bilim dalı haline gelmesinde etkili olmuştur? Cevabımız kolektif psikoloji akımı. Sosyal psikolojinin modern bir bilim dalı gelmesinde etkili olmuştur. Cevabımız sosyal psikoloji, pardon, kolektif psikoloji akımıdır. Evet arkadaşlar 20 soruluk blok uygulamamız, sorularımız bitti, cevaplandırdık. Dikkatlice izlemenizi, sorulara iyice aşina olmanızı istiyorum ki sınavda bu sıralama çıkmaz. O yüzden bir sonraki serimiz olan blok uygulamamıza videomuza hemen geçelim Evet ikinci video blok uygulamamızda arkadaşlar Herkese Merhaba Burada da 3 ve 4 olan ünite vize sorularımızı çözeceğiz yaklaşık bu da hepsi 20 sorudan oluşmaktadır o zaman birinci sorumuzla başlayıp devam edelim birinci sorumuz tümden gelim yaklaşımında kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız hipotez testi. İkinci soru aşağıdakilerden hangisi veri toplama yöntemlerinden biri değildir? Cevabımız romanlar. Üçüncü soru aşağıdaki hususlardan hangisi sözel veriler analizine hazırlanması sırasında dikkat edilmesi ve uygulaması gereken adımlardan biri değildir? cevabımız sözel verileri adlandırmak çok fazla zaman almaz. Dördüncü sorumuz aşağıdaki hususlardan hangisi hazırlanan verilerin analizinde uygulanan tekniklerden biri değildir? Cevabımız matris ve integraller. Beşinci soru bağımsız değişkenin veyahut değişkenlerin bağımlı değişkenler üzerindeki ilişkiyi ve bu ilişkinin gücünü ölçmek amacıyla kullanılan analiz aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız korelasyon analizi. Altıncı soru. İki ya da fazla grubun birbirinden anlamlı bir şekilde farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için kullanılan istatistiksel teknik aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız T testidir. İstatistikler teknik denilince aklımıza T testi geliyor arkadaşlar. Yedinci soru. Aşağıdakilerden hangisi laboratuvar deneyimlerinin sakıncalarından biri değildir? Cevabımız laboratuvar deneyleri değişkenler arasında sebep sonuç ilişkisini kurtarmamıza Zorluklara neden olduğu için araştırma verileri objektif olmayabilir. 8. sorumuz arkadaşlar, her şeyi doğal halinde ele alıp incelemeyi ifade eden araştırma yöntemi soruluyor burada. Aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız alan araştırmasıymış arkadaşlar. Yani her şeyi doğal olarak araştırmamızın cevabı alan araştırmasıymış. 9. soru aşağıdakilerden hangisi arşiv araştırmasının kaynaklarından biri değildir? Cevabımız yüz yüze görüşmeler. 10. soru araştırma verilerine göre araştırma verilerine göre elde edilen T değerinin 0.05'ten düşük olması durumunda elde edilen fark istatistiki olarak nasıl açıklanır? Cevabımız Elde edilen fark istatik olarak anlamlıdır. 11. soru arkadaşlar. Bir olguya ilişkinin birbiri ile ilişkili ilkelerin bütününe verilen ada ne denir? Cevabımız kuramdır arkadaşlar. 12. soru. Bir kişinin davranışları önceki tecrübeleri tarafından belirlenir. Bu ana fikir aşağıdaki kuramlardan hangisine aittir? Cevabımız davranışçı kuram. 13. sorumuzda ise sosyal davranış sormuşlar bize burada. Sosyal davranışın sadece diyor çevre ile ilgili değil, bilişsel süreçler, temsiller ve şemalar yoluyla da şekillenebileceği ortaya koyan Kuram sorulmuş arkadaşlar hemen bakalım tabii ki bilişsel şimdi burada bilişsel kuramı mutlaka açıklamasını okuyun ee, bazı arkadaşlarımız bilişseli tam anlayamıyor bilmiyor Lütfen kuramları e, hani okumanızı konuları bir iki defa göz geçirmenizde tavsiye var ki soru çözmekte de zorlanmayın arkadaşlar ve diğer sorumuz 14. soruya geçtik Psikoanalitik kurama göre sahip olduğumuz güdüler ve enerjimizin kaynağı olan devamlı doyum arayan insanın psikolojik yapısıdır. Bunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız iddir arkadaşlar. 15. soruda psikoanalitik kurama göre diyor. Toplumsal norm ve kuralların sözcüğünü ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız süper ego 16 soru insanların çevrelerine ilişkin rollerinin pasif izleyici değil aktif yorumcuları olduğunu ifade eden kuram aşağıdakilerden hangisidir atıf kuramıdır arkadaşlar atıf kuramını şöyle kısaca size söyleyeyim İnsanların çevrelerine olan ilişkin rollerini pasif izleyicileri değil aktif yorumcuları mesela pasif değil aktif olacak olduğunu ifade eden kuram. Eğer bunda da e, hani açıklaması kısa geliyorsa mutlaka kitabınızı atıf kuramın açıklamasını okuyabilirsiniz. 17. soru hormonların düzeyi, beynin işleyişi ve diğer biyolojik süreçlerin değişimi ile ortaya koyduğumuz davranışlar aşağıdaki ilişkileri ölçerek anlamlı bağlantılar bulmaya çalışan alan aşağıdakilerden hangisidir? Sosyal nöroloji'ymiş arkadaşlar. 17. 18. sorumuz psikoanalitik kurama göre kişiliğimizi idare eden ve dış dünya ile it arasında uyum kurama çalışan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Egodur arkadaşlar. 19. sorumuz insanların bilinç düzeyinde kabul etmedikleri bir takım sosyal bir takım olay, durum ya da ilişkilerin bilinçaltı devam ettiğini öne süren kuram. Tekrar okuyorum soruyu. İnsanların bilinç düzeyinde kabul etmedikleri bir takım olay, durum ya da ilişkilerin bilinçaltında devam ettiğini öne süren kuram. Aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız psikoanalitik kurandır arkadaşlar. 20. sorumuz hormonların düzeyi, beynin işleyişi ve diğer biyolojik süreçlerin değişimi ile ortaya koyduğumuz davranışlar arasındaki ilişkileri ölçerek anlamlı bağlantılar bulmaya çalışan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız sosyal nörolojidir. Evet arkadaşlar dediğim gibi iki blok uygulamadan bu videoyu yapmış olduk. Ee, 40 soruluk bir video oldu. Bir sonraki video serimizde görüşmek üzere. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.